Herkese merhaba, ben Bobby Rubio. Pixar'da storyboard sanatçısıyım. Bu videoda sizlere kompozisyonun temel öğelerine dair bir şeyler öğreteceğim. Bir sahnedeki görsel öğeleri düzenleme işine kompozisyon denir. Bu videolarda çizgi, şekil, alan, ton, hareket ve renk gibi görsel öğeleri nasıl kullandığımıza odaklanacağız. Ve öykülerimizdeki anlam ve duyguları seyirciye iletmek için bunlardan yararlanacağız. Bu videolarda bana sanat ve öykü departmanlarından arkadaşlarım da eşlik edecek. Merhaba, ben Scott Morse, storyboard sanatçısıyım. Ben Alberto Lozano, karakter sanat yönetmeniyim. Michael Yates, bir storyboard sanatçısıyım. Adım Daniela Strijleva, Pixar'da prodüksiyon tasarımcısıyım. Bu videolar boyunca sanat ve öykü departmanlarının kullandığı resim türlerini inceleyeceğiz. Bunlar storyboard, vuruş eskizi ve konsept sanatı. Storyboardlar, film karelerini temsil etmek için yapılan taslak çizimlerdir. Janjanlı bilgisayar grafiklerine geçmeden önce filmi görselleştirmek için bunları bir araya getirip ard arda oynatıyoruz. Vuruş eskizleri geçen videoda filmdeki kilit anlar olarak söz ettiğimiz vuruşları görselleştirmeye ve kritik öykü noktalarını anlatmaya yarıyor. Konsept sanatı da filmlerdeki önemli anları görselleştirmeye yarıyor ama bunlar ışık ve rengin filmin her bir sekansında nasıl kullanılacağını anlatmaya amaçlayan daha ayrıntılı ve tamamen renkli resimler. Yukarı Bak filminin son karesini inceleyerek başlayalım ve buradaki anlam ve duyguyu ifade etmek için kompozisyon nasıl kullanılmış bir bakalım şimdi. Yukarı Bak filmindeki bu kareye kadar olan kısımda Carl ve Ellie'nin ortak yaşamlarını anlatan çok güzel bir kurgu izliyoruz. Çok güzel bir evlilikleri olduğunu görüyoruz. Ve bu kompozisyon bize bir anlamda bunu gösteriyor. Sizi karakterlerle o kadar yakınlaştırıyor ki adeta özel yaşamlarına giriyorsunuz. Beyaz pencereler sizi içeri çekiyor ve gözlerinizi Carl'ın baktığı yöne yani Ellie'ye çeviriyor. Ve Ellie'nin başı da doğruca Carl'a dönük vaziyette. Bu da ilginizi bu orta noktaya odaklamanızı sağlıyor. Karakterlerin birbirlerinin gözlerine baktığı bir an, ikisi arasında gidip gelen bir enerji yaratılmış oluyor. İstemsiz olarak sizin gözünüzde birbirine bakan bu iki çifte, yöneliyor. Geri kalan her şey bir nevi ikinci plana düşüyor ve sadece bakışmalarına odaklanıyorsunuz. Odağımız daha çok Carl'ın üstünde ve Ellie'nin yaşadıkları Carl'a ne hissettiriyor onu merak ediyoruz ve Ellie'nin burada neden bu kadar iyimser olduğunu da anlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi kompozisyon denince işin içine birçok değişken giriyor ama her şey tek bir çizgiyle başlıyor. Çizgiler düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabilir. Çünkü bir çizgi birçok farklı niteliğe sahip olabilir. Örneğin bir çizginin yönünü değiştirebiliriz. Çizgi nereye gidiyor, nereyi gösteriyor? Ayrıca çizginin kalınlığını da değiştirebilirsiniz. Çizgi kalın mı yoksa ince mi? Farklı şekiller çizebilir ve çizerken uyguladığınız baskıyı ayarlayabilirsiniz. Üstelik tüm bu farklı özellikleri bir anlam ifade etmek için kullanabilirsiniz. Endişe ifade eden bir çizgi çizmek istiyorsam böyle yapabilirim. Öfkeli bir çizgi şöyle görünür. Bir dinginlik hissi yaratmak içinse bunu yaparım. Filmlerimizdeki karakterleri ve ortamları çizerken de genelde aynı prensipleri kullanıyoruz. Bu storyboard'u yapan sanatçının çizgi seçimi bu karakterlere organik bir neşe duygusu katmış. Gönüllerinin hala genç olduğunu, içlerinde hala bir enerji barındırdıklarını görebiliyoruz. Bu resmi yapan Daniel Lopez yukarı aşağı titreşimli çizgiler kullanmış. Bu titreşimi mesela pencere çıtası üzerinde görebiliyorsunuz. Bu tarz çizgiler bir anlamda dışarıdaki enerjiyi simgeliyor. Carl Ellie'ye odaklanmış ama Ellie pencereden dışarı bakıyor gibi. Sanki Carl'a şöyle diyor. Dışarıda hala bir hayat var. Ne olursa olsun ben hasta yatağımda olsam bile yaşanmayı bekleyen macera dolu bir hayat var. Arabalar 3'e ait bu çizimde çizgi biraz daha farklı bir şekilde kullanılmış. Ama çizgideki karaktere yani şimşeğe baktığınızda kabataslak olsalar da çizgilerin bir hareket hissi, bir mücadele duygusu yarattığını görüyorsunuz. Şimşek burada gerçekten kararsız hissediyor, kara kara düşünüyor ve muhtemelen kafasında bir takım hatalar yapıyor. O yüzden burada şimşeğin dengesini kaybetmiş, dağılmış bir karakter duygusu vermesini istedik. Burada ikili hatta üçlü çizgiler görüyorsunuz. Bu sayede ilk baktığınız şey şimşek oluyor. Gözünüz şimşeğin etrafındaki enerjiye takılıyor. Merida'nın bu resmini çok seviyorum. Çünkü resme bakar bakmaz saçının çiziliş biçiminden anlıyorsunuz ki Merida zapt edilemez bir karakter. O özgürlüğün peşinde koşan biri. Hikayeyi bilmiyor olsanız bile bu resimleri görünce onun biraz yabani, uslanmaz, bu dünyada kendi yolunu çizmeye çalışan biri olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani bence sırf saçlarının çiziliş biçimi bile bunları anlatabiliyor. Ters Yüz'ün soyut düşünce sekansı üzerinde çalışma fırsatım oldu. Bu sekansta karakterler çizgilere dönüşüyordu. Çizgiye dönüşmüş 3 karakter söz konusuyken hangi çizginin hangi karakter olduğunu ne tür görsel ipuçlarıyla anlayabilirsiniz? Biz bu konuda çizgilerin renklerini kullanalım dedik. Evet, çizgileri renklendirebilirdik ve bu çizgileri aynı zamanda hareketlendirmenin de ilginç olacağını düşündük. Eğlenceli bir proje tasarladık. Her çizginin spesifik bir şekilde hareket etmesine karar verdik. Her bir çizgi belirli bir şekilde hareket ederek temsil ettiği karakterin özelliğini yansıtacaktı. Mesela üzgün bir çizgi nasıl hareket etmeliydi? Üzgün bir çizgi ne renk olmalıydı? Peki ya mutlu bir çizgi nasıl hareket etmeliydi? Neşeli bir çizgi hareket ederken ne yapardı? Filmde pek fark edilmiyor olsa da bu projede bunları tasarlamak çok eğlenceliydi. Belki sadece anlık bir şeydi ama aslında oradaki her çizginin bir karakteri var. Gördüğünüz gibi birkaç kalem darbesiyle tek bir kare içinde bir dünya kurabiliyor, onu hayata geçirebiliyor, hatta o dünyanın duygularını tasvir edebiliyoruz. Sıradaki alıştırmada çizgilerin yönü, kalınlığı, şekli ve şiddeti üzerine daha çok düşünme fırsatı bulacaksınız. Acaba gerçekçi çizebilir miyim diye endişe etmenize de gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu dersin konusu ayrıntılı veya iyi çizim yapmak değil. Taslak dediğimiz şey bir karakterin veya sahnenin özünü anlatan hızlı ve açıklayıcı çizimdir. O yüzden şimdi rahatlayın ve eğlenmenize bakın derim.